Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'tan bahsedeceğim. WhatsApp Aero'ya gelen bir özellikten de Plus'ta da var ama Plus'ta farklı bölümde arkadaşlar. Bunu da kullanmak isteyen arkadaşlara bu videoda açıklayacağım. Hemen şunu söyleyeyim. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. E, link en son sürümdür ve linkte nasıl geçilir bu videonun sonuna koyacağım. Tabi bu videomun en başındaki bu cümleler asla dinlenilmiyor. Daha sonra linke gidiliyor, indirilmeye çalışıyor, başka bir şey indiriyorlar. Sonra diyorlar ki işte ben indiremedim nasıl oldu anlamadım falan filan diye laf konuşuyorlar. Şimdi arkadaşlar ben her zaman söylüyorum link nasıl geçilir bu videonun sonuna koyacağım. İzlerseniz mutlaka ve mutlaka öğrenmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle WhatsApp Plus'a bir geçeyim. Şimdi WhatsApp Plus'a gelen özellikler var arkadaşlar. Birçok özellikler geldi ama son güncellemede gelmeyen birkaç özellik var. Bahsedilen özellikler arasında gelmeyenler de var. Gelmeyen özelliklerden bir tanesi şu arkadaşlar mesela durum yaptığınızda müzik ekleyebilecektiniz ama öyle bir özellik gelmedi bu e, uygulamada. Bir de çevrim içi kime açık, kime görünür yapmak istiyorsanız öyle bir özellik aslında geldi ama beklediğimiz gibi gelmedi. Ondan da sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi son gel gelen özelliklerden bahsedecek olursak, şöyle özellikler geldi. Mesela e, gruplardan çıktığınızda kimse sizin gruptan ayrıldığınızı göremiyor ve sadece grup yöneticisi sizin gruptan ayrıldığınızı görebiliyor. Ve grup yöneticiyseniz eğer rozetleri seçebiliyorsunuz, istediğiniz rozetleri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi ben size bir WhatsApp Airoya geçiş yapacağım. Onda size bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Bu WhatsApp Airo. Şimdi WhatsApp IRO'ya geldiğimizde buraya tıkladığımızda mesela burada mesaj yazma yerine tıkladıktan sonra mesela ben buraya örnek bir şey yazayım. Merhaba yazdıktan sonra arkadaşlar bakın tam e, yazının son kısmında bir çeviri e, simgesi görünüyor. Hemen yeşil butonla e, Ataç'ın yanında hemen orada bir e, çeviri simgesi görünüyor. Buna tıkladığımızda Burada birçok dil var. Burada bu kadar dil var arkadaşlar. Yani işimize yarayan diller zaten burada var. Şimdi burada arkadaşlar bu merhabayı kime göndereceksiniz? Hangi ülkeden konuşuyorsanız veya yazışıyorsanız buradakilere göndermek istiyorsunuz. Mesela örnek İngilizceye tıkladığımızda otomatik olarak bakın işleniyor dedi ve hello olarak geçti arkadaşlar. Bu bu şekilde mesela bunu direkt bu şekilde tıkladığımızda gönderebiliyoruz karşı tarafa. Şimdi bu özellik WhatsApp Aero'da da var. Yani bu özelliğin hani sizler için pek önemi olmayabilir. Ben bunu ne diye kullanacak ol ne diye kullanayım diye soracak olursanız aslında çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bir kenarda dursun. Buradan çıkış yapayım arkadaşlar. Şimdi WhatsApp Aero'ya geçiş yapayım. WhatsApp Aero'ya geçiş yaptığımızda mesela diyelim ki ben buraya merhaba yazacağım. Burada bakın merhaba yazdım ama e, burada herhangi bir simge çıkmadı. Çeviri düğmesi yok. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu mesela buraya gönderelim. Buna gönderdikten sonra elimizi bir basılı tutalım. Üstüne buradan 3 noktaya bir tıklayalım. Bakın çeviri çıktı. 3 noktaya tıkladığımızda bir çeviri çıktı. Buraya bastığımızda bunu da buradan gördüğünüz gibi yine aynı diller burada var. Mesela merhabaya da basınca hello olarak çıkıyor ve siz bunu kopyala diyorsunuz yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde gönderiyorsunuz. Şimdi size göre hangisi daha kolay? Tabii ki WhatsApp Aero'daki özellik daha kolay. Neden daha kolay? WhatsApp Aero'ya geldiğimizde buraya yazdığımızda merhaba olarak mesela böyle yazdığımızda hemen zaten bunun burada daha mesajı göndermeden bile karşı tarafa ne isterseniz bakın hemen İspanya dilinde de hola olarak geçti biliyorsunuz zaten bunları. Yani hemen çeviriyor ve basıyorsunuz gönderiyor arkadaşlar WhatsApp Aero ile WhatsApp Plus da ikisinde de aynı özellik var ama birisindeki daha basit ya yani ben burada Aslında WhatsApp Plus özelliklerinden bahsedecektim ama tabi mecbur bu özellikten bahsederken her ikisindeki özelliklerden de size bahsetmek zorunda kaldım Ha şunu da söyleyeyim Eğer WhatsApp ayrı indirecek olursanız kanalımda WhatsApp ayrı var oradan indirebilirsiniz eğer Plus da indirmek isterseniz şunu söyleyeyim. Plus indirmek istiyorsanız arkadaşlar mecbur normal WhatsApp'ınızı silmeniz gerekiyor. Plus indirmek isterseniz ama e, WhatsApp ile indirirseniz hiçbir WhatsApp'ınızı kaldırmanıza gerek yok. Direkt giriş yapabilirsiniz. Şimdi benim bahsettiğim özellikler de şuydu arkadaşlar. Mesela ayarlara geçelim. Ayarlara geçince hesap gizlilik. Buraya geldiğimizde e, burada mesela profil fotoğrafı, işte hakkında durum gibi birçok özellik var ve son görülme ve çevrim içi bilgisi diyor. Buraya tıkladığımızda mesela burada herkes, kişilerim, şunlar hariç kişilerim, hiç kimse gibi özellikler var. Şimdi arkadaşlar bakın son görülme ve çevrim içi bilgisi. Mesela burada kişilerimi aldıktan sonra burada da son görülme bilgisiyle aynı olana tıkladığınızda yani ben bunu şu şekilde tahminince ediyorum. Hani hiç denemedim ama Mesela diyelim ki sizin son görülmesi açık veya kapalı olanlar kimse sadece onlara görünüyorsunuz. Kendine özel kapalıysa son görülmesini kapatmışsa onlara görünmüyorsunuz. Şimdi buraya şu şekilde özellik geleceğine ben inanıyorum. Şöyle gelecek arkadaşlar. Mesela diyelim ki profil fotoğrafı dediğimiz yere tıklayalım. Profil fotoğrafı yerine tıkladığımızda bakın burada diyor ki herkes kişilerim şunlar hariç kişilerim hiç kimse. Mesela burada şunlar hariç kişilerim dediğinizde seçiyorsunuz kişilerinizde kimi gözükmesini istemiyorsanız o kişileri seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da zaten profiliniz onlara kapanıyor. Seçmediklerinizde açık kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten hiç kimse olayda zaten biliyorsunuz önceden de vardı. Bunlar yeni gelen özellikler arasında arkadaşlar. Bunları dediğim gibi bunlara bakabilirsiniz. Ve e, buradan bir geri daha yapalım. Benim bahsettiğim özellik aslında konuşma ekranında arkadaşlar. Mesela u tıkladığımızda konuşma ekranına geldiğimizde ileti yazma yeri stiline geldiğimizde burada bu ileti yazma yeri stiline geldiğimizde WhatsApp Aero'da o özellik burada gözüküyor. Mesela ben buradan hemen WhatsApp Aero'ya geçeyim. Bu arada her ikisinden de bahsediyorum ki en azından sizin işinize hangisi yarıyorsa onu da indirebilirsiniz. Yani WhatsApp Aero biraz daha yani bir, bir tık daha gelişmişi. Çünkü neden burada 3 noktaya tıkladığımızda yani burada bir kargaşalık yok. Foksiyonlar diye bir bölüm var. Foksiyonlar bölümüne geçerseniz burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bunlardan bahsetmiştim. Kanalımda var onları izleyebilirsiniz. Ayrı ayrıca aklına geldiğimizde burayı kapat yazın. Mesela burada konuşma ekranına tıklayıp ileti yazma yeri stiline tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar İleti yazma yeri çeviri düğmesi. Biraz önceki gördüğünüz o çeviri simgesi bu arkadaşlar. Bunu kapatırsanız orada çeviri düğmesi olmaz. Bunu açarsanız da orada gözükür. Mesela çeviri düğmesi rengi. Mesaj giriş kutusunda çeviri düğmesinin rengini değiştirir. Ben buradan size hemen bir kırmızı yapayım. Yeni renkliyim. Buradan geri yapalım. Geri yapalım. Buraya tıklayalım. Bakın arkadaşlar kırmızı oldu. Mesela biraz önce merhaba. Biraz önceki gördüğünüz o simge, siyah olan simge şu an kırmızı oldu. Gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. İsterseniz bakın hemen Rusça olarak da merhabayı değiştirdi. Biraz önce bahsettiğim yerden siz bunun rengini yine değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hani biraz önce bahsettiğim konu neydi? Bu biraz daha kapsamlı arkadaşlar. İleti yazma yeri stiline gelelim. İleti yazma yerine stiline geldiğimizde buradan Çeviri düğmesi rengini istediğinizde tekrar siyah veya mavi, yeşil, pembe ne isterseniz onu ayarlayabilirsiniz. Şu an öyle kalsın önemi yok. İkon düğmeleri özelleştirme diyor. Hızlı kaydırma, özel ikonlar hızlı kaydırma diyor. Bunları da buradan yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar ben aslında burada WhatsApp Plus'tan bahsedecektim ama tabii bahsedeceğim özellikle WhatsApp Aero arasındaki farklılıkları da size göstermek istedim. Hangisi daha kolay, hangisi daha ulaşılabilir. Bunlardan bahsetmek istemiştim. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben her ikisinin de linkini bunun açıklamalar kısmına koyacağım. Siz ister WhatsApp ayrı indirin, ister WhatsApp Plus indirin. WhatsApp Plus indirirseniz normal WhatsApp'ınızı silmek zorundasınız. Ayrı indirirseniz silmenize gerek yok, direkt kurabilirsiniz ve giriş yapabilirsiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim. Telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın ve bekleyin. Bakın aşağıya çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.